merhaba sevgili konuklar. İzmir'e dair TV'de Neval Savak ile Açık Açık programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum şair yazar Fatma Aras. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Neval. Fatma Aras'ın kim olduğunu biz biliyoruz. Fakat seyircilerimiz de tanımak istiyor sizleri. Kısaca bahseder misiniz? Fatma Aras Iğdır doğumlu. Ortaokul liseyi İzmir'de okudum. Çocuk yaşlarda halk şiiri yazıyordum. 2007 yılında Şair Beysel Çolak Atölyesi'nde serbest şiire dönüştüm. Şu anda 9 tane şiir kitabım var. Denemeler var, öykü var. Yani toplam olarak 13 tane kitabım var. Yazmaya devam ediyorum. Hatırı sayılır dergilerde yayınlanıyor şiirlerim, yazılarım. Böyle geçiyor günler. Ne kadar güzel. Ben coğrafi konumun avantajını çok iyi biliyorum. Özellikle yazarlık anlamında. Bu anlamda sizin hem çok zor coğrafi koşullarda yetişmişsiniz. Ama ortada bir güzel bir zenginlik var. Kültürel bir zenginlik var. Bunu nasıl dönüştürdünüz? Oradan Fatma Aras nasıl doğdu? Kültürel zenginliği mesela çocukken ben annem babam Aras Nehri kenarına gitmiştik. Benim annem babam 1920'de sınır anlaşmasıyla Türkiye'de kalmışlar. Kafkas kökenliyiz. Annem 1936 döneminde kaçışla gelmişler. Annem Aras Nehri'ni görünce şöyle bir mırıldanma yaptı. Onu hiç unutmuyorum. Buradan gemi geçti, yükü dolu fermuar açtı. Aras seni görünce içimden neler geçti. Bu sözcüklerin büyüsüne kapılmıştım ben. Hani sözcüklerin büyülü olduğu söylenir ya, bir büyülü sözler. Hatta evet. Şiirde bile ilk dizenin bir tanrı vergisi olduğunu, bir büyülü söz olduğunu derken. Sonra halam maniler söylerdi. Konuşma dili değil. Çocukluğumdan beri Iğdır'da bir konu anlatıldığı zaman mecaz anlamla anlatılır, deyimlerle anlatılır. Ama ben bunu o tarihlerde şiir dili olduğunu bilmiyordum. Şimdi arkadaşlarımın hatıra defterinde yazdığım 6+5 koşma yazıyormuşum ki etrafımda şair yok, yazar yok. Ben orada mecaz anlam kullanıyormuşum, deyim kullanıyormuşum. Yani bu, evet, bu Azerbaycan mı diyeyim, Iğdır mı, zenginliği diyeyim. Şu anda onların bir şiir, mesela Yaşar Kemal'in Ağrıdağ Efsanesi kitabını okuduğum zaman normal kendi konuşmamız gibi, yıllar sonra o kitap hakkında yazı yazacağım zaman okuduğumda, bu edebiyatın içine girdikten sonra, Yaşar Kemal'in dili tamamen şiir diliymiş. Evet. O Ağrıdağ Efsanesi kitabını yazdığı zaman. Yani onlardan da yararlanmaya çalışıyorum. Evet, bu anlamda senin gibi pek çok yazar şair o kültürel besinden iyi beslenmiş. Yani onun içinde doğmak da aslında bir ayrıcalık. Bir sıfır önde başlıyorsunuz ya, aslında. Şimdi Nebel'cim, etrafımda şair yok, ailede şiir yazan yok. Hangi kitaptan yararlanacağını çocuk yaşta bilmiyorsun. Daha sonra iklimi sert bir yer. Kız çocukları şiir yazmaz. İşte aşık olanlar şiir yazar. Yazdıklarımı çekmecede susturduğum günler vardı. Yıllarca çekmecelerde susturdum ben bunların. Bizim hani derler ya şiirin atölyesi olmaz diye. Aslında şiirin atölyesi olur. Orada şiir yazılmıyor. Orada şiir bilgisi konuşuluyor. Bu gerçek anlamda. Ben Beysel Çolak atölyesine gittikten sonra orada bizim düz konuşmaların şiir dili olduğunu orada anladım. Çünkü dediğim gibi hangi kaynaktan yararlanacağımı bilmiyorum. Korku var, baskı var. Abim rahmetli oldu. Rahmetli abim çevre baskısıyla kısıtlıyor. Kız çocukları şiir yazmaz. Yani ben özgürlüğümü biraz geç elde etmiş oldum. Ama bugün rahmetli abim ölmeden benimle de gurur duyuyordu. Bunu da diyeyim. Buradan rahmet diliyorum. Acım ta, evet, acım yeni. Evet, bilgi ayrı, yetenek ayrıdır. Bunu ikisini harmanlamak sanatçının işidir. O yüzden sanatçılar biraz daha toplumdan ayrıcalıklı bir konumdadır. Bunu becerebiliyorlar çünkü. İkisini ayırt etmeyi bilmek önemli. Şimdi geçmiş kültürlerde
edebiyatımızı etkileyen inanılmaz hikayeler var. Biz evet. çocukken onlarla büyüdük. Bizden öncekiler de onlarla beslendiler. Bu anlamda hem ben sizi biliyorum, Caferi'siniz. Evet, evet. Bu anlamda biraz bizi bilgilendirir misiniz? Şimdi ben genelde babama bu şeyleri sorduğum zaman mezhep olaylarını, kızım mezhep bir particiliktir derdi. Ama bir de doğup büyüme geleneği vardır. Evet, bir Caferi çocuğu olarak doğdum, bir Caferi olarak büyüdüm. Mesela bugün Aşure, İmam Hüseyin'in Kerbela'da katledildiği gündür. Ben sabah Azerbaycan Instagram'dan bir programını izledim. İmam Hüseyin şehit olduğu zaman, bütün 72 akrabasıyla şehit oluyor ya, bunun hayatta kalan tek bacı Zeynep var. Zeynep gelen İmam Hüseyin çocuklarını, evlatlarını, yeğenlerinin cenazelerini karşılıyor. En son kendi çocuğunun ölüsü geldiği zaman, andolsun Allah'a ben bu heybelerden çıkmam. Çünkü kendi çocuğumu farklı ağlarsam, İmam Hüseyin öbür dünyada çocuklar, şehitlerin yanında mahcup olur dedi. Bu beni anılara götürdü ve gözyaşını tutamadım. Ben doğduğum büyüde çok şükür maddi durumu iyi olan bir ailede büyüdüm. 9 tane çocuk annemden, 7 tane ayrıca yakın akrabalardan yetimler var. Ama adı Lale olan, sonradan Lale olduğunu öğrendim. Lala dediğimiz bir hanım. Annem doğuruyor ama bizim yememizle, içmemizle, her şeyimizle Lala ilgileniyor. Onun sırtında büyüdük. Abimden en küçük erkek kardeşim Yaşar'a kadar Lala'mın sırtında büyüdük. Lala'mın oğlu askere gideceği sırada, çok küçüktüm, öldü. Lala'm babaannemin yanında ağlamıyordu. Dışarıda ağlıyordu. Bugün o İmam Hüseyin'in kız kardeşi Zeynep'i, kendi oğlunu ağlamayışını, demek biz o kültürle gelmişiz. Evet, evet. Yani insanın evladı ölüyor, bir büyüğün yanında çekinir mi ağlamaya? Lala'm gizli gizli ağlardı ya da babaannemin yanında ağlamazdı, dışarılarda ağlardı. Şimdi o kültürü bugünkü Cenab-ı Zeynep'e anlattığı zaman, biz o kültürden gelmişiz, o halen devam ediyor dedi diye düşündüm. Bu bir mirastır. Evet. Mirastır. O mirasın izinde sürenlerdenim diyebilirim. Tabii, ne mutlu. Evet. Çünkü yeni nesil geleneklerden, göreneklerden kopuş da büyüyor. Bambaşka bir çağa adım evet. attılar. Ama şey, bana göre biraz da kayıp. Değerlerden uzak büyümek, bir değere sahip olmamak, kültürel geçmişini bilmemek, onlar için aslında bana göre bir kayıp. Revel'cim, bugün Erahnat suresi okunur. Bir saniye, ben o sureleri aldım da yanlış bir konuşma yapmayayım. O zaman orada sen bakarken ben... Felak, Nas, Ayetel Kürsi ve Fatiha sureleri okunur nazar için. Bu nazar suresi, nasıl anlatayım, iyi niyetlerin dile getirmesi. Bunu Arapça okumak şart değil. Bizim orada bir güzellik otu var. Bu güzellik otu her evde dışına asılır ve nazara karşı olduğu yapıyor. Bir gün sevgili Neval beni aradı. Fatma abla, bitkinim, yemek yiyemiyorum. İşte halsizim, şuyumdur, buyumdur. Ben Neval Sabak'a Arapça parça değil de okuduğum bir nazar dualarına da değinmek istiyorum. Tabii ki. Güzelliksin, havasın, her dertlere davasın. Ak göz, kara göz, yeşil göz, mavi göz, ela göz, sarı göz. Hangisi nazar etmişse nazarını bozasın. Ay hazara hazara, öküz gelmiş pazara. Nevalime nazar edenin iki gözü bozara. Gitsin nazarlık, gelsin güzellik. Benim ile elleşenin, bin ağanın, bin paşanın, patlasın çıksın gözü, kötü gözle bakanın. Ben bunu Doktor Mehmet Kum var Iğdır'da, yazar, iyi bir yazar, Varlık'ta falan da öyküler yayınlandı. Onun eşi Ayşegül Hanım'la zaman zaman telefonda görüşüyorum. O unuttuğum geleneği, unuttuğum şeyleri Ayşegül Hanım'dan da bilgi alıyorum. Buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum kendisine. Böyle bir iyi niyet gönderesi oluyor bu, evet, nazar evet. duası.
bence insanlığın da devamı gibi bir şey oluyor. Çünkü hayatta herkes her şeye başarı odaklı yaşıyor. Bir şey olabilmek adına yaşıyor. Evet. Önemli olan bana göre kalbinden ne geçiyorsa onu yapmaktır. Asıl özgürlük budur. Mutluluk ve başarı budur. O anlamda şey diyeceğim ben. Bir şekilde iletişimsel olarak insanlarda bir kopuş var. Bu anlamda mesela sanatçılar arasında hem sanatçılığını hem arkadaşlığını hem de özel böyle dostluğunu sürdüren çok az insan var. Bunlardan birisin sen. Birçok etkinliğe gittik hem İzmir'de hem şehir dışında. Birçok insani şeyler paylaştık. Seninle aç kaldık dağın başında etkinliklerde. Bu anlamda işte insana ihtiyacımız var. Nebahat'cığım ben uyandığım zaman, zaman zaman evimde bir salonda ayna var. Aynanın önüne geçtiğim zaman, baktığım zaman ben ne kadar insanım diye bakıyorum. Evet. Ben ne kadar insanım. Ben yaptığım bir şeyi, ben buna iyilik yaptım şuna değil, insan olmak için çaba harcıyorum. Kesinlikle. Evet, yani, insan olmak için çaba harcıyorum. Yoksa bu iyiliktir, yok sevap yaz, ben bu tür şeylere inanmam. Biz demin nazara değinmişken ben nazarın tarifini almıştım. Nazar hak dinde göz değmesi, göz yakması olarak bilinir. Nazarın bilimsel tanımı ise gözdeki foto reseptörlerin kasılması sonucu açığa çıkar negatif ve pozitif akımının dalga aşımına uzanmasına nazar denir. Ve bu bilimsel olarak İslam tarihinde de kabul edilmiş. Evet. Bilimde de kabul edilmiş. Bir göz değmesi vardır. Ben bilmiyorum. İnsan olarak biri bir şey yaptığı zaman iyi niyet, biz yaratana sesleniştir bu dualar. Kesinlikle de. Yani kalbinden gelen kalbin sesini dinlemektir. Bu anlamda zaten evrendeki her şey enerjiyle çalışıyor. Bu nazar dediğimiz şey de oradan çıkıyor. Yani ben o yüzden geçmişteki beslendiğimiz kültürlerin çok önemli olduğunu bundan düşünüyorum. Çünkü o zaman işte bilim bu kadar ilerlememiş. Özellikle bizim topraklarımızda ne bileyim ben işte doktor, herkes doktora ulaşamıyordu. Evet. Her şeyin çözümü doğada mevcut. Doğada. Yani hazır bir paket olarak aslında bize dünya sunulmuş. Hani geçmiş olmayanın geleceği olmaz derler ya. Evet. Geçmişimizi bilmesek bizim yarın ne olacağımız belli değil. Kesinlikle. Birçok bilim adamı, ben şimdi araştırmalar yapıyorum, köşe yazıları da yazıyorum bir gazetede. Birçok araştırdığım zaman bilim adamının dahi işte bu tür kaynaklara başvurduğunu, kültürlerin içinde yayınlanan kitaplara, işte gizli öğretiler gibi kitaplara, Einstein mesela, hurafe denilebilecek işte öngörüleriyle kitaplar yazan, kahinlik derecesinde ün salmış olan insanların kitapları masasında bulunuyor. Yani aynen. Bilim adamı şeyi kabul etmiyorlar bilimsel olarak bu tür olguları, ama onlardan da inkar ederek bir kenaraya atmamış, beslenmesini bilmiş. Beslenmesini çünkü biliyor. Gerçekten yeryüzünde bana göre şu an bulduğumuz birçok icatlar, işte bilimsel şeylerin kaynağı hep dönüp baktığımız zaman 1600'lü yıllarda mesela, 1500'lü, 1800'lü yıllarda halk kültüründe, şiirlerde olsun, romanlarda, sözlü gelenek döneminden bu yana. Tiyatro oyunlarında dahi bugün bulduğumuz şeylerin kaynağının oraya dayandığını gördüm. Örneğin işte yapay zeka, 1920'li yıllarda bir tiyatro oyununda bahsediliyor. Yapay zeka. Evet. Bu o kadar çok ilginç. Daha 1920. Evet. Eğer insanlar sadece diyelim ben edebiyatçıyım, sadece işte şiir okurum ya da roman değil. Bilim adamları da bunu yapmamış. Biz işte bilimsel kitapları da okuyacağız, felsefe de okuyacağız, başka kaynaklara da bakacağız ki hem biz besleneceğiz hem bir şeyleri ortaya çıkarabileceğiz. Bu anlamda bu senin geldiğin kültür de çok önemli. Ve mesela ben ağıtları araştırıyorum. Sevgili Muhittin Hoca'dan birçok kaynak edindim. O kaynaklara bakıyorum. Daha Hector'un anasının ağıtlarına rastladım. Alper Tunga'nın
Göktürklerden, işte tarihi kurulu zaman ağıtlarda, günümüzde bile Anadolu'da halen o ağıt sesleri var. Evet. Ağıt sesleri var. Bu bir belli bir kültürün, belli bir şeyin aşamasından, ama bir yabancı insanda bizlere şey var mı bilmiyorum. Evet. Evet. Vardır. Evet. Herkes birbirinden beslenir. Her şey de birbirinden beslenerek dönüşür. Aynen. Senden de programımızın sonuna yaklaşırken küçük bir mani alabilir miyiz sevgili Fatma? Evet, evet. Ben şimdi kitaplarımın içinde ortak bir mani sevgili Haydar Eroğlu ile oradan bir manimi okuyayım ben. Tabii, memnun oluruz. Artık bir şeyler bir yaptım. Mani kitabının yarısı bana ait, yarısı Haydar Bey'e ait. Ben şimdi burada bir şeyden yapayım. Bir kız manisi okuyayım. Kız diyor ki, hey dağlara kaçanlar ve sevdam sevmekten korkanlar, ölsünler daha iyi aşkıma yan bakanlar. Oğlan diyor ki, o dağlara kaçmadım, oradan saklanmadım. Canım kız anla beni, kalbine sarılmadım diyor. Böyle ne güzel. Evet, böyle bir manilerle yine Bahattin Yılmaz, Kazmanlı bir ozanla Aras Nehri'ne manilerimiz var. Burada da Aras için yazdığım bir maniyi okumak isterim. Maniler mayalı sesim heceli, ah etsem Aras'a dolar karseli. Bir yanım mezarda yasım bitmiyor, benim bu halimi gören der deli. Saygıyla anıyoruz onu da. Emeğinize evet, sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağlık. Çok sağ olasın canım. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. İlk programa konuk olduğunuz için. Biraz heyecan var. Ama heyecan da biliyorsun bizim hani çadırlarda direği olur ya. Mayamız da var, evet. Bu bizim içimizin direğidir bu heyecan. Bir sürçülisan ettiysek de affola. Estağfurullah. Önemli olan şey mükemmel olmak değil, insan olabilmek, içten olabilmek. Evet, evet. Bizim programımızın teması da bu zaten. Bu, evet. Açık açık konuştuk işte. Tabii açık açık. Bilinenin dışında biraz daha şairin farklı yönlerini öğrendiğimize çok sevindik. Teşekkür ediyorum. İzmir'e dair TV'ye, emek veren arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.